Merhaba arkadaşlar. Termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu kojenerasyon olacak ve bir örnek altında bu konuyu ele alacağız. Arkadaşlar termodinamik 2'de güç çevrimlerini görüyoruz. Güç çevrimleri çerçevesinde bildiğiniz gibi termodinamik bir dersinde öğrendiğimiz her bilgiyi kullanıyoruz. Yeni bilgiler de bu ders kapsamında öğreniyoruz. Ama termodinamik birde öğrendiğimiz her bilgi bizim işimize yarıyor. O bilgiler olmadan problemlere bir çözüm bulamıyoruz. Bugün de bileşik ısı güç üretimi üzerinde duracağız. Kojenerasyon dediğimiz bileşik ısı ve güç üretimi üzerinde duracağız. Enerjinin birden fazla yararlı biçiminin aynı enerji kaynağından üretilmesidir kojenerasyon. Örneğin ısı eldesi ve elektrik işi eldesi örneğini verebiliriz ki buradaki ısı eldesine biz proses ısısı da diyoruz. Elektrik işi eldesine de tabii ki üretilen net güç diyeceğiz. Yani hem bir güç eldesi var hem ısı eldesi var. O zaman bu sistemleri ele aldığımızda neler yapabiliriz? Bir örnek altında ele alalım. Tabi burada enerjiden yararlanma oranı veya verim var arkadaşlar. Verimler her türlü sistemde önemli. Burada da enerjiden yararlanma oranı veya verim de diyebiliriz. Termodinamiğin birinci yasası verimi de diyebiliriz. Üretilen net güç artı proses ısısını paya yerleştirmişiz. Sonuçta sistemden yani çevrimden biz bir güç elde ediyoruz ve ısı elde ediyoruz. Bu ikisini elde etmek için çevrime ne veriyoruz? Bir ısı veriyoruz. Girilen toplam ısı payda da yer alacak. Girilen toplam ısı çerçevesinde pay kısmında yer alan gücü ve ısıyı elde ediyoruz. O zaman bunların toplamının girilen toplam ısı oranı bize enerjiden yararlanma oranı veya birinci yasa verimini verecek. Evet, örnekle devam edeceğiz dedik arkadaşlar. Bir örnek yaparak dersimizi bitireceğiz. Ama bu örnek çok önemli. Bu örneği şimdi birlikte yapacağız. Sizin elinizde de yazılı olarak var. Bu videonun altındaki açıklamalar kısmında da web adresi var. Oradan da indirebilirsiniz. Ege'ler içinde de var. Sonuçta bu örnek elinizin altında olacak. Ve daha sonra dersten sonra da incelemenizde büyük fayda var. Bir kojenerasyon Rankine tesisinin, tabii ki arkadaşlar Rankine çevrimini işledik ve kojenerasyon tesisi Rankine çevriminden de ulaşacak sonuç olarak. Tesisinin türbünü şekil ile verildiği gibi, biraz sonra şekle bakacağız. 600 derece santigrat sıcaklık ve 5 megapascal basınçta çalışmaktadır. Bak türbin için tabii bu, türbinin giriş koşulları soruda verilmiş. Şeklimize bakacağız dedik, şimdi bakalım. Türbin burada yer alıyor ve giriş koşulları verilmiş bir buhar türbünü. Biraz sonra daha ayrıntılı bakacağız. Buharın %20 kadarı, bak oranları da vermiş, bunları kullanacağız. Buharın %20 kadarı türbinden 400 kilopascal basınçta çekiliyor. Türbinden çekilen iki çıkış var sonuçta. Bu iki çıkıştan birini vermiş. Buharın %20 kadarı türbinden 400 kilopascal basınca çekiliyor ve kalan %80 kadarı 50 kilopascal basınca genişletiliyor. 50 kilopascal basınca genişletiliyor, o zaman 6 çıkışını vermiş, diğeri 5 çıkışı olacak. Tamam. Yüksek ısı ve enerji ihtiyacını karşılamak için kazandan çıkan buharın %20 kadarı 400 kilopascal basınca kısılıyor. Bak zaten burada genleşme vanası var. Burada kısılma işlemi olacak. Bu kısmı da vermiş. Biraz sonra şekle bakacağız. Buhar proses ısıtıcısından 400 kilopascal basınçta doymuş sıvı olarak çıkıyor. Burada bir proses ısıtıcısı var. Buradaki çıkış koşulunu da vermiş. Tamam. Kazana gönderilen akışkanın debisi 10 kilogram bölü saniye olarak verilmiş. Türbinin izentropik verimi %80. Türbin ve pompa adiabatik ve kayıplar ile basınç düşüşleri ihmal ediliyor demiş.
Şimdi arkadaşlar türbinin izentropik verimi verilmiş. Tamam, bundan yararlanacağız. Türbin ve pompa adiabatik, yani ısı transferi yok sınırlarından. Ve kayıplar ile basınç düşüşleri ihmal ediliyor. Yani burada borular içinde basınç düşüşü mutlaka olacak. Bunlar ihmal ediliyor. Her bir durum için entalpileri hesaplayacağız. Sonuçta biz enerji hesabı yaparken açık sistem, her bir sistemi tek başına alırsam burada arkadaşlar, bu bir çevrim. Ama çevrimin içinde çeşitli elemanlar var. Bunları da açık sistem olarak ele alırsak her birindeki enerji hesaplarında entalpileri zaten kullanıyoruz. Türbinden elde edilen gücü ve net gücü hesaplayın. Proses ısısını belirleyin. Kazan entropi üretimi ve egzerji yıkımını hesaplayın. Sadece kazan için bu kısmı yaptık. Diğerleri için de geçmişte de yapmıştık zaten. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Verimleri de hesaplayacağız. Birinci yasa verimi, ikinci yasa verimi hangisi? İkisini de hesaplayıp ona göre yorum yapacağız. Şeklimize bakalım şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir birleşik sistem. En önemli eleman buhar türbini. Buhar türbinine belli bir basınçta ve sıcaklıkta kızgın buhar geliyor. Ve buradan belli bir güç çıkışı var. Birinci amacımız buradan bir güç elde etmek. Tabii buhar türbininde enerji kullanıyoruz ve iki farklı noktadan çıkış yapmışız. Önce 5 çıkışına bakalım. Bu 5 çıkışı 2 genleşme vanasının 2 girişi var ve genleşme vanasının çıkışı 4 ise 4 ile 5 noktalarında proses ısıtıcı giriş var. Bu buradaki amaç da Q proses ısısını almak. Buradaki ısıyı sanayide herhangi bir noktada değerlendiriyoruz arkadaşlar. Buradaki ısıyı yoğuşturucuda çıkan ısıyı bu da değerlendirilebilir ama buradaki amaç proses ısıtıcısından çıkan ısıyı alıp değerlendirmek. Başka bir sistemde ikisini birleşip değerlendirme de yapılabilir. Neyse, biz bugünkü konumuz şu QPH'yi, proses ısıtıcının Q'sunu değerlendirme kapsamında neler yapabiliriz ona bakacağız. Tamam. Burada yoğuşturucu var. Sonuçta yoğuşturucunun görevini biliyorsunuz. Buradan çıkan kullanılmış buharın sıkıştırmış sıvıya veya doymuş sıvıya çevirmek. Bu çerçevede pompaya akışkanı göndermek. Tamam. Yoğuşturucunun çıkışında bir pompa var. Proses ısıtıcının çıkışında da pompa var. İkisi de aynı basınçta çalışıp akışkanı karışım odasına gönderecek. Tabii karışım odasında belli sıcaklıklarda gelen akışkanlar karışıp bu ön ısıtıcı gibi davranıp buradaki akışkanı biz kazana gönderdiğimizde kazanın da amacı buradan kızgın buhar veya doymuş buhar elde etmek. Bu çerçevede kazan çıkışında da elde edilen buhar öncelikle buhar türbinine, bir kısmı da proses ısıtıcısına gönderilecek buradaki genleşme vanası aracılığıyla. Sistem bu şekilde. Geçmişte öğrendiğimiz çevrimlere benzer. Sadece burada bir proses ısıtıcı eki var ve ayrıca bir pompa eklenmiş. Tabii ki karışım odası da eklememiz gerekiyor. İki pompadan gelen akışkanı karıştırıp belli bir sıcaklığa getirmek için. Evet, buhar çevrimleri kapsamında bu konuyu da ele alıp örnek altında inceleyeceğiz. Buhar çevrimlerini bu çerçevede bitireceğiz. Tabii Ege ders içinde buhar çevrimleri iki farklı haftada işlendi. O işlenen konulara bakacağız. Burada anlatılmayan konular Ege ders içinde de var. O bilgilerden de sorumlusunuz. Burada işin temelini anlatıyoruz. Gerisini yazılı notlardan çalışabilirsiniz. Evet, soru elinizde var, şekli de elinizde var. Biz adım adım çözeceğiz. Tabii ki termodinamik işlemleri yaparken TV veya TS diyagramını çizmek bizim için önemli. Burada büyük çeyle almışız. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, yatay eksen tabii ki entropi. Dikey eksen sıcaklık olmak üzere biz suyla çalışıyorsak suya ait TS diyagramını buradaki sistem için işte 1, 2, 3 noktaları şurası olsun. Bu çerçevede nasıl bir çevrim var, nasıl bir döngü var, onu TS diyagramına taşımışız. Basınçları da göz önüne alarak tabii ki 50 kilopascal ile 5 megapascal arasında çalışıyoruz. Bu maksimum basınç, bu minimum basınç ve sıcaklıklar da ona göre değişiyor. Yani sistemin maksimum basıncı ve maksimum sıcaklık noktası burası. Bu nokta 1, 2, 3'e denk geliyor. 1 neresi? Kazan çıkışı. 2 neresi? Genleşme valfı girişi. 3.
buhar türbini girişi. Sonuçta buradan çıkan akışkan aynı sıcaklıkta ve aynı basınçta bu noktalara ulaşıyor. 1, 2, 3 noktası tepe noktası olmak üzere. Daha sonra türbinde biz buharı kullandıkça, enerjisini kullandıkça ona göre değişimler meydana geliyor. Türbinden bir iş çıkışı elde ediyoruz. Tabii ki pompalara giren işler burada. Sonuçta şu noktadan proses ısıtıcıdan çıkan ısı miktarı, yoğuşturucudan çıkan ısı miktarı ve kazana gelen ısı miktarı da belli noktalar arasında yer alıyor. Şeklimizde de var. Onu TS diyagramına bu şekilde taşıyabiliriz. Arkadaşlar TS diyagramını size ayrıntılı olarak inceleyin. Burada izantropik verim de verilmiş. Bakın hanım 1, 2, 3 noktasından 5 noktasına geldiğimizde 5 ise izantropik olarak, 5 ise gerçek olarak gösterilmiş durum. Ona göre 6 SYV'ye 6'ya da ulaşabiliyoruz izantropik olarak. Bizim türbinin izantropik verimi verildiği için ona göre türbin çıkışı 2 tane 5 ve 6 noktaları. Bunları biraz sonra örnekte de değerlendireceğiz sayısal olarak. TS diyagramı için şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Siz de güzelce inceleyin TS diyagramını. Şimdi arkadaşlar dersin başında da söylemeye çalıştım. Termodinamik bir bilgilerini kesinlikle kullanıyoruz. Hep bir tekrar yapıyoruz esasında. Bu tekrarlar önemli ve termodinamik 2'de yeni öğrendiğimiz bilgilerle eski bilgileri birleştirip çevrimlere ait bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Çevrimleri ele alıyoruz artık termodinamik 2'nin konuları olarak. Bugün de kojenerasyon çevrimi için bu örneği yapıyoruz. Şimdi kazan çıkışı demişiz. Kazandan çıkan türbine giriş sonuç olarak kazanın çıkışını alırsak bir noktası olarak P1 5 megapascal verilmiş. T1 600 derece santigrat verilmiş. Arkadaşlar bu değerler kızgın buhara karşılık geliyor. Tabii ki bunu kontrol etmesini öğrendik. 5 megapascal'daki sıcaklığa bakarsan doyma sıcaklığına 600 derece santigrat o doyma sıcaklığından büyük olduğu için kızgın buhar noktasında veya kızgın buhar bölgesinde çalıştığımızı söyleyebiliriz. 5 megapascal ve 600 derece için tablo A6'dan biz entalpi değerini hemen yazalım. Dediğimiz gibi türbin veya kazan birer açık sistem ve bunların enerji hesaplarında entalpiler karşımıza çıkacak. H1 3666.7 kilojül kilogram olarak okumuşum ben. Arkadaşlar bu soruyu ben modelledim ve çözümünü ben yaptım. Sayısal değerleri de tablo değerlerini de siz güzelce kontrol edin. Hatasız yapmaya çalıştım ama hata varsa da düzeltirsiniz. Sonuçta size sorduğum her soruda veya hazırladığım her örnekte benim katkılarım oluyor. Hepsini kendim çözmeden kesinlikle size örnek veya soru hazırlamıyorum. Ama içinde bazen hatalar olabiliyor. Neyse bu sayısal değerlere bakarsınız. Aynı tablodan S1'i de aldık. Çünkü kazan izantropik olarak çalışacak ve gerçek olarak H değerini, şu H2 değerini, neyse biraz sonra ele alacağız yani izantropik kısmında ele alacağız. O zaman entropiler de bize lazım olacak. Şimdilik söylemek istediğim tablo altından H1 ve S1 yazalım. Başka ne gerekiyorsa zaten tablodan okuyup yazabiliyoruz. Adım adım gidelim, daha sonra bazı bilgileri verelim. Şimdilik bir noktasını halletmiş olduk. Ne yapıyoruz? Biz adım adım her noktanın özellikleri belliyse tablodan özellikle entalpiyi ve gerekirse entropiyi alıp başka da bir değer gerekirse o değerleri alıp yazacağız ilk başta. Gelelim genleşme vanası girişine. Hani birden başladık, ikiyle devam edelim. Genleşme vanası girişi bizim şeklimizde 2 numara. Arkadaşlar buradan hani kazanın çıkışı 5 megapascal ise burası da 5 megapascal ve 600 derece. Sonuçta aynı akışlarını gönderiyoruz bir boru aracılığıyla. Yine kızgın buhar. Yine H2 aynı olacak. 3666.7 kilojül bölü kilogram. Aynı akışkan buhar türbini girişine gidiyor. 5 megapascal ve 600 derece santigrat olarak. H3 değeri yine 3666.7 kilojül kilogram. S3 7.2605 kilojül kilogram Kelvin. Hani şurada da S1'i aldık. Aynı değer olacak. Biraz önce söylediğim şey işte buhar türbini için söylemek istemiştim. Buhar türbini izantropik çalışıyorsa bu S3'ten faydalanarak bazı çıkarımlar yapacağız. Tamam.
Genleşme vanası çıkışına gelmişiz. Dört noktası genleşme vanası çıkışıymış. Sizin elinizde şekil var tabii ki. Oradan takip edeceğiz. Dört noktası arkadaşlar 400 kilopascal olarak verilmiş. Bak verilen değerler solda yer alıyor. Bunu 0.4 megapascal olarak da alabiliriz. Elimizde bir tane değer var. Şöyle yapalım. Önce şu yan tarafa bakalım. 400 kilopascal bak genleşme vanasıyla çalıştığımız için arkadaşlar basınç değerinden yararlanarak entalpi değerlerini tablodan okuyabiliriz. Ve söylemek istediğim şu genleşme vanasını geçmişte çalışmıştık. Genleşme vanası girişiyle çıkışı arasındaki entalpiler aynıdır, eşittir. Buraya önemli de demişim ben zaten. Onun için H2 değerini yukarıda bulduğumuz için burada H4'ü bulmakta bir problem yok. Çünkü H2 ile H4 birbirine eşit olacak. Genleşme vanası girişi ve çıkışındaki entalpiler eşittir. Bunun ayrıntısını geçmiş derslerde işledik. Yani entalpisi, giriş ve çıkış entalpilerini biz bulduk. Ben burada tablo A5'ten doymuş buharın entalpisini de yazdım. Bu basınç değeri için 2738.1 kilojül kilogram. Ve bizim H4 ile HG'yi karşılaştırdığımızda tabii ki bu değer bundan büyükse kızgın buhar bölgesindeyiz. Yani burada ispatlamak istediğim nokta yerleşme vanası çıkışındaki durum nedir? Yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Tamam. Kızgın buhar bölgesindeysek arkadaşlar, bakın şimdiki nokta da önemli. Kızgın buhar bölgesindeyiz ve elimizde entalpi değeri var, basınç değeri var. 0.4 megapascal ve 3666.7 kilojül kilogram. Bu iki değerden yararlanarak diğer bilgileri tablodan, kızgın buhar tablosundan elde edebiliriz. Tabii ki 3666.7'yi tam olarak tabloda bulamayacağız. İnterpolasyonla bu entalpi değerini 400 kilopascal için bu entalpi değerini tabloya yerleştirdiğimizde S4 ve T4'ü bulabiliriz. Genleşme vanası çıkışındaki entropiyi interpolasyonla 8.414 kilojül kilogram Kelvin bulmuşum ben. Sıcaklığı da 583.4 derece santigrat bulmuşum. Tamam. Bunlar dursun gerektiğinde kullanacağız. Genleşme vanasını da hatırlatmış olduk. En önemli nokta giriş çıkış entalpileri birbirine eşit. Bu bilgilerden yararlanarak ve doymuş buhar entalpisinden yararlanarak hangi bölgede olduğumuzu da kesin tayin etmiş olduk. Gelelim 5 noktasına. Türbin çıkışı proses ısısı girişi noktasıymış bu. Türbinden çıkıyor, proses ısıtıcıya giriyor. Proses ısıtıcı girişi desek daha doğru. Neyse. Proses ısıtıcısına giriş burası. 5 noktası. Bu basınç değeri verilmiş bize 5 noktası için. Hemen şekle bakalım. 4 ile 5. Evet. Tamam. 4 ile 5 noktalarından giriş var. Basınç değeri de bize verilmiş. Tamam. Şekli de ben hatırlamış oldum. Şimdi arkadaşlar türbin çıkışı dedik biz. Türbin çıkışı. Bizim türbin izantropikse elimizde de sadece 400 kilopascal değeri var. Başka değer yoksa ikinci yaklaşımımız 5 noktasının entropisini izantropik olarak alırsak 3 noktasının entropi değerine eşit olacak. Tabii bunlar özgür entropi. Ben direkt entropi diyorum. Birimiz zaten kilojül kilogram Kelvin. İlk yaklaşım bu. Bir tane değer varsa bizim işimize yaramıyordu. Birbirinden bağımsız iki değer olacak. 5 noktasındaki 0.4 megapascal değeri belli ise önce biz S5S'yi ele alalım izantropik olarak. S3 değeri zaten elimizde var. Bu çerçevede 400 kilopascal için SG değeri, özgür entropi değeri 6 noktası tabii ki doymuş buhar için. 6.8955 kilojül kilogram Kelvin. Doymuş buhar için değer buysa ve bizim 7.2 6.8'den büyük ise yani doymuş buhar noktasının ötesinde çalışıyorsak yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Türbin çıkışı proses ısıtıcı girişinde yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Tabii ki ne kadar arkadaşlar sıcaklık yüksekse proses ısıtıcı girişinde o kadar fazla
proses ısısı alırız. Kızgın buhar olması iyi bir şey. O zaman izantropik olarak baktık ve bu sonuca ulaştık. İzantropik entalpi, özgül entalpi değerini de biz yine 400 kilopascal veya 0.4 megapascal ve 7.2605 kilojül kilogram kelvin için bu ikisini kesiştirerek 400 kilopascal basıncın olduğu tabloya gidiyoruz. Bu değeri tabloda arayıp interpolasyonla H5S değerini buluyoruz. O da yaklaşık olarak 2904 kilojül bölü kilogram olarak okunmuş. Yani ben okudum, siz de kontrol edeceksiniz. Evet, adım adım gidelim, yavaş yavaş gidelim. Türbin çıkışını, proses ısıtıcı girişini izantropik olarak hallettik. Sonra gerçek değere geçeceğiz. Gerçek değer dediğimiz şey izantropinin dışındaki değer olacak. Türbin çıkışı yoğuşturucu girişine gelelim. Türbinden iki tane çıkış var. Biri de yoğuşturucuya gidiyor. Arkadaşlar bu hani verilenler bu taraftaydı. P6 basıncı verilmiş 50 kilopascal. Yine elimizde de bir değer olduğu için bir tane daha değer lazım. O zaman altı çıkışını da izantropik alalım. O yine 3'e eşit olacak. Yine siz şekil üzerinden kontrol edin. İki tane o zaman birbirinden bağımsız özellik elimizde var ise hangi bölgedeyizi önce karşılaştırmamız gerekiyor. Bu sefer 50 kilopascal'da tablo A5'e gideceğiz. Doymuş buhar için özgül entropi 7.5931 kilojül bölü kilogram kelvinmiş. Bakalım bu 7.2, bu 7.5. S6, S küçük SG. O zaman ıslak buhar bölgesine düşüyoruz. Yani SF'yi de ben buraya yazmışım doymuş sıvı için. Tabii ki o arada kalacak bizim S6S değeri. Bu da 1.0912 kilojül kilogram kelvin. Zaten ıslak buhar bölgesine düşüyorsak şu hem G hem F alt indislerine ait değerleri belirlememiz gerekiyor. Arkadaşlar enerji hesapları için bize entalpi lazım, özgül entalpiler lazım. Ama entropilerden yola çıkarak o entalpileri türbin çıkışı, yoğuşturucu girişi için bulabiliriz. Önce kuruluk derecesini bulacağız ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak. Bu konuları hızlı geçeceğiz. Şu eşitliği biliyorsunuz. Bu eşitlik içinde x6 hariç bütün değerler elimizde var. O zaman yukarıdaki sayısal değerleri buraya yerleştirirsek buharın kalitesi veya kuruluk derecesi x6 0.9488 çıkıyor boyutsuz olarak. Virgülden sonra 4-5 basamak almakta yarar var boyutsuz sayılarda. x6'yı yerleştireceğiz. H6S eşitliği içine HF artı x6 tabii burası HFG hepsinin altına 6 indisini de koyabilirsin. Tablodan arkadaşlar yukarıda ki bilgiler kapsamında tablodan HF ve HFG'yi okuyabilirsin. Bizim eşitlikte bu ikisi lazım olacak. Kuruluk derecesi de var. O zaman özgül entalpi 6S 2527.34 kilojül bölü kilogram olarak şu eşitlikten hesaplanıyor. Altlarında hep S olan indisler tabii ki izantropik durumu bize gösteriyor. Türbin için. Türbini izantropik aldığımızda iki tane çıkışı var. İki çıkışı içinde S alt indisli H5S ve H6S'yi elde etmiş oldu. Bunlar dursun. Hepsini kullanacağız. Adım adım gidiyoruz. Sıra 7'de. Proses ısısı çıkışı pompa 2 girişi. Sonuçta proses ısıtıcı desek daha doğru olur ya neyse. Proses ısıtıcı çıkışı pompa 2'ye gidiyor. Tamam. Arkadaşlar bu proses ısıtıcı bir ısı değiştirici. Bakın yoğuşturucu, kazan, proses ısıtıcı bunlar hep ısı değiştirici olduğu için bunlardaki basınç değerlerinin değişmediğini kabul ediyoruz. Yani giriş çıkış basınçları değişmiyor kabul ediyoruz. Bunların tabii boyutları büyüdükçe akışkanlar mekaniği çerçevesinde basınç düşüşü olur. Ama biz termodinamikte eşit alıyoruz. P7 400 kilopascal. Soruda da çıkış doymuş sıvı demiş. Tamam. O zaman X7'yi hemen sıfır olarak zaten tayin ettik. Yani doymuş sıvı noktasında çalışıyoruz. İşimiz kolay. H7 HF'ye eşit olacak doymuş sıvı için. 604.66 kilojül kilogram. Bakın burada özgül hacmi de okumuşum. Bunu da kullanacağız. Çünkü bak pompayı gördüğünde aklına özgül hacim gelsin.
Çünkü pompa hesaplarında özgür hacimden yararlanarak işlem yapıyoruz. Biraz sonra yapacağız. VF değeri V7'ye eşit özgür hacim olarak 0.00184 metreküp bölü kilogram olarak ilgili tablodan okunabilir. Basıncın önde olduğu tablo, tablo A5'ti galiba. Tablo A5'ten okuyabiliriz. Evet, gelelim 8. noktaya. Pompa bir girişi, yoğuşturucu çıkışı. Tamam, yoğuşturucunun çıkışı da zaten pompaya gidiyor. Tamam. 50 kilopaskal verilmiş. Arkadaşlar, şimdi yoğuşturucu çıkışı genellikle doymuş sıvı veya sıkıştırmış sıvı olabilir. Bakın şu ikinci değer bize verilmemiş ama yoğuşturucu çıkışı dediği için pompaya da girişlerin zaten yani doymuş sıvı olması lazım. Sıkıştırmış sıvı yanında doymuş sıvı olması lazım. Onun için X8'i burada sıfır alabilirsin hemen. Burası önemli. Yani burada bir tane değer var. İkinciyi ne alacağız? Yoğuşturucu çıkışı genellikle doymuş sıvıdır. Sıkıştırmış sıvı da olabilir. Ama biz doymuş sıvı özelliklerini, sıkıştırmış sıvı özellikleri çerçevesinde değerlendirirsek ikisini birbirine eşit aldığımızdan dolayı doymuş sıvı olarak değerlendirme yapalım. Basınç da düşük. Onun için doymuş sıvı olarak alalım. Tamam. 50 kilopaskal ve sıfır kalite için doymuş sıvı noktasında çalışıyoruz ve S8 ilgili tablodan 1.0912 kilogram kelvin olarak okunur. H8'i de özgül entalpiyi de okuruz. 340.54 kilogram. Tabii ki bu HF'ye eşit olacak. Yine pompayı gördüğümüzde biz VF'lere gideriz. O zaman V8 50 kilopaskal için 0.00130 metreküp bölü kilogram. Bunlar dursun, hepsini kullanacağız. Pompayı gördüğünde her zaman bir özgül hacmi yaz, lazım olursa kullanırız. Arkadaşlar sınavlarda soruları böyle çözelim. Biraz çözümler karışık oluyor sınav kağıtları ama böyle adım adım çözerseniz biz de rahatlıkla sonuçları okuyabiliriz. Arkadaşlar ilerliyoruz. Pompa 1 çıkışı, karışım odası girişi. Pompa 1 karışım odasına bağlı. Tamam. Karışım odası girişi, pompa 1 çıkışı. P1 5 megapascal ise P9 aynı basınca eşit. Hemen bir bakalım şekle. Ben bir şekle döneyim, bir hatırlayalım. 1 ile 9. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar neden öyle? Şimdi pompa 8 noktasına giren akışkanın basıncını arttıracak ve 9 noktasında belli bir basınca getirecek. Bu basınçla zaten biz kazana akışkanı gönderiyoruz. Sonuçta karışım odasında bu da bir ısı değiştirici, basınç değişmez. Onun için şuradaki çıkış basıncı buradaki giriş basıncına neden? Çünkü kazanda bir ısı değiştirici içinde basınç değişmez. 11 ile 1'in basıncı veya 9'un basıncı aynı olacak. İkisi de ısı değiştirici. Şuradaki çıkış basıncı yol boyunca değişmiyor. Tamam. Onu da şöyle bir hatırlamış olduk. Pompa çıkışı 9 için. Güzel. Arkadaşlar pompa 1 çıkışı karışım odası. Burada da ikinci bir değer bize lazım. Pompa çıkışını o zaman biz herhangi bir değer verilmediği için izantropik kabul edip S9 S'yi bulalım. Bak hiçbir çözüm yapamıyorsak pompayı izantropik kabul et. O zaman S9 S eşittir S8 izantropikte. İkisini karşılaştırıp tablolardan istenilen değerleri bulabiliriz. Önce 5 megapaskaldaki bir SF'ye bakmışım ben. SG'ye de bakabilirsin. Doymuş sıvıya baktık özgül entropi için. 2.9207 kilojül kilogram kelvin. Bakıyoruz bu 1.09. Yani S9 S izantropik olarak çalıştığımızda SF'den de küçük. Yani sıkıştırmış sıvıdayız biz esasında. SF büyük SG. Pompa 1 çıkışı için. Zaten pompanın girişinin de bu koşullarda olması gerekiyor. Neyse uzatmayalım. Önemli nokta şurası arkadaşlar. Biz sıkıştırma sıvıyı gördüğümüzde hemen doymuş sıvıya gidiyorduk. Ama dikkat. 5 megapaskaldan düşük basınçlar için. 5 megapaskal basıncı sınır değerdi.
Dikkat. O zaman sıkıştırma sıvıdan doymuş sıvıya gidemeyiz. Basınca hemen bakacaksın. Küçük basınçlarda zaten bunları eşit kabul ediyoruz. 5 megapascal için sıkıştırma sıvı tablosu var. Tablo A7. Hemen oraya gideceksin. Burada dikkat. Sizden bunu bilip bilmediğiniz burada da sorulur. 5 megapascal ve şu özgür entropi değeri için T9S'yi de tablo A7'den ben yaklaşık olarak 339 kilojül bölü kilogram okumuşum. Arkadaşlar soruyu adım adım çözüyoruz. Geçmişteki bütün bilgileri tekrar ediyoruz. Bunları artık biliyorsunuz, kabul ediyoruz zaten. Hata istemiyoruz. Gelelim pompa 1'i ayrıntılı değerlendirmeye. Evet, pompa 1. Şimdi bir güç girişi var zaten. Bu elektrik işi olmasa, elektrik gücü olmasa pompa çalışmaz. 8 noktasından akışkan girişi var, 9 noktasından akışkan çıkışı var. Sistem sıranı 3'ü deliyor. Bu çerçevede enerji analizini yaparsak, şurada E giren, eksiye çıkan işte delta sistem çerçevesinde enerji analizini yaparsak, E giren altına tabii ki 8 ile V gireni, E çıkan altına 9'u yerleştireceğiz. Üzerine nokta koyduğumuz için kütlesel debi çarpı özgür entalpi cinsinden yazabiliriz. Sürekli akışta burası 0. Tamam. Bak P8 50 kilopascal belli. V8'i biraz önce elde ettik. P9 5 megapascal veya 5000 kilopascal. Şimdi pompada ne yapıyorduk biz? Burada yine ben ayrıntıyı yazdım arkadaşlar. Hatırlayın diye. V giren biri tek başına bırakırsan pompada bu kütlesel debi çarpı H9 eksi H8'e eşit. Şu aşağıdakileri değerlendirirsen. Pompa için ne yapıyorduk biz? Entalpiye bakıyoruz. O artı P çarpı V. Entalpi demek basitçe bu ikisinin şu ikisinin çarpımı artı özgür iç enerji demek. Tamam. Bu entalpiler yerine bu açık şeklini yazarsak buraya U9 artı P9 V9 eksi şu H8'i alacağız. O zaman buraya da eksi geliyor. U8 eksi P8 V8. Pompalarda iç enerji değişimini bir miktar oluyor da diğerlerinde çok küçük kaldığı için ihmal ediyoruz. Bunu geçmişte çalıştık. Sıkıştırılamaz sıvıyla çalışıyoruz. Pompanın girişi doymuş sıvı, çıkışı doymuş sıvı en kötü ihtimal veya sıkıştırılmış sıvı. O zaman biz sıvılarda özgür hacim değişimini belli bir noktaya kadar göz önüne almıyoruz. Bu pompada da V özgür hacim V9 eşittir özgür hacim V8 yazabiliriz. Bak. Bu bilgileri yukarıda değerlendirdiğimizde pompalar için elde ettiğimiz eşitlik neydi? Özgür hacim çarpı basınç farkı. Pompalardaki amaç da neydi? Basıncı arttırmak. Zaten şuradaki basınç farkı bizim için önemli. Yani bunu bir hatırlatalım. İkisi de geçerli. Pompa için ya M çarpı H9 eksi H8'i yazıp belli bir sonuç elde edeceksin veya M çarpı, burası kütle de olur, kütlesel debi de olur. Bunun yanında özgür hacim olacak ve pompa girişle çıkışı arasındaki basınç farkı olacak. Watt biriminde yazarsak burası kütlesel debi. Tamam. Jül biriminde yazarsak, tabii ki jül bölü kilogram biriminde yazmış burada. O zaman burada bir kütle veya kütlesel debi olmayacak. Arkadaşlar V8'i biraz önce bulduk. Pompayı gördüğünde özgür hacmi yaz demiştik. Basınçlar da belli. P9 5000 kilopascal, P8 50 kilopascal. O zaman V'ye giren 1 5.09 kilojül bölü kilogram. Pompa 1'e verdiğimiz enerji miktarı birim kütle için. Bunu neye yaptık? Bize H9 lazım, özgür entalpi lazım. Ama pompa bilgilerinden önce şunu kullandık. Buradan V'ye giren 1'i bulduk. Aynı V'ye giren 1 H9 eksi H8'e eşit. Jül bölü kilogram biriminde çalıştık var. Elimizde H8 var, H9 yok. O zaman 5.09 bunu ikisinin farkına eşit. O zaman H9 yaklaşık 308 demişim. Tamam. Kilojül bölü kilogram. Bak. Pompanın çıkışındaki entalpi. Soruda ne diyor? Bütün entalpileri bulun. Bu entalpi değerini de bulmuş olduk. Burayı hatırlattık. Önemli arkadaşlar.
Pompa 2 çıkışı, karışım odası girişi için de aynı şeyleri yapacağız. Burada ayrıntıya girmedim. P10, P1'e eşit 5 megapascal, P7 400 kilopascal, V7'yi de biraz önce bulduk. Dediğim gibi pompayı gördüğünde bunu bul demiştik. O zaman V pompa 2 aynı şekilde V giren 2 olacak sonuçta. Özgür hacim V7, basınç 10 eksi basınç 7. Aynı şu değer P10 eksi H7'ye eşit olacak. İşte ikisinden yararlanarak bilinmeyen H10'u da yaklaşık 607.7 kilojül kilogram bulmuşum ben. Şurada H10 eksi H7'yi de hesaplamışım çünkü V giren 2 bize lazımsa ikisinin farkına eşit olacak. O da 3.04 kilojül kilogrammış. Evet, V giren 2'yi 3.04 bulup oradan H10'a geçtik zaten. Tamam, bunu zaten biraz önce ayrıntılı anlattık. Aynı şey pompa 2 çıkışı içinde yapmış olduk. Arkadaşlar, soru güzel, her noktayı ele alıyoruz. Ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Gelelim 11. noktaya. Karışım odası çıkışı, kazan girişi. Bak. Karışım odasına 9 noktasından giriş, 10 noktasından giriş ve 11 noktasından çıkış var. Kazan girişi 11 noktası zaten. Tamam. P11, P1'e eşit 5 megapascal, biraz önce konuştuk. Isı değiştiriciler için basınç değişmiyor. Karışım odası için enerji dengesi eşitliği. Her zaman arkadaşlar termodinamiğin birinci yasasını kullanıyoruz. Giren eksiye çıkan eşit delta E sistem. Açık sistemlerde sürekli akış varsa burası sıfır. Karışım odasına giriş. Bak burada kütle olarak almışım. M9, H9, M10, H10. Tamam. Çıkış M11, H11. Tamam. Altta kalanları değerlendirirsek 9 ve 10'ların toplamı 11'lere eşit olacak. Arkadaşlar şimdi bakın. Kütlesel debi verilmiş ama her noktada kütlesel debi aynı değil. Sonuçta problemi okurken biz ne dedik? %20 gibi, %80 gibi oranlar verilmiş. Onları kullanacağız dedik. Şimdi onları ben adım adım yapmaya çalıştım. Siz de kontrol edersiniz ama şuradan devam edelim. Şu eşitliği yazdık. Bu eşitlik jül bölü kilogram biriminde. Biz bunu kütlesel debiyle de çarpıp yazabiliriz. Yani watt biriminde yazabiliriz. Yani kütlesel debi cinsinden yazdım. Çünkü bize verilen kütlesel debi değeri var sorunun içinde. Şuradan buraya aynı şekilde geçebiliriz. Bu eşitlikten yararlanacağız. Önce kütlesel debileri bir ayarlamaya çalışalım. Ben bunu adım adım yapmaya çalıştım. Siz de kontrol edin arkadaşlar. Sonuçta bir noktasının kütlesel debisi verilmiş. 10 kilogram bölü saniye değeri bize verilmiş. Sorunun içinde var. Okuduğunuzda göreceksiniz. İki noktası için işte bu onun %20'si iki noktasına gidiyor demiş. O zaman 10 kilogram bölü saniyenin %20'si 2 kilogram bölü saniye yapıyor. 5 noktasına tabii ki buraya %20 gidiyorsa 5 noktasına %80'i gidecek. Pardon. 5 noktasına 10 kilogramın %80'i gidecek ama %20'sini burada kullandığımız için ben onu da tamam matematik olarak orada yapacağız. 1.6'sı da 5 noktasına gidiyor. Soru içinde diyor ki bu geri kalanın şu geri kalanın %80'i 5'e gidiyor. Ben 10 aldığım için burayı önce 10'la %20'yi çarpıyoruz. 2 kilogram. 2 kilogramın %80'i buraya gidiyor. Tamam. Yani siz 2 kilogramı %80'le çarparsan tabii ki sonuçta bunu elde edeceksin. Ben 10 kilogramdan yola çıkarak 1.6'yı elde etmişim. Tamam. Evet. Şekli incelerseniz arkadaşlar 7 noktasının kütlesel debi 10 noktasının kütlesel debisine eşit olacak. Bu iki kütlesel debi de M2 artı M5'e eşit olacak. M2 artı M5'i bulduk. Yani ikisini ayrı ayrı bulduk. Toplam 3.6 kilogram bölü saniye 7 ve 10 noktalar için. Şekli yine inceleyin. 6 noktası, 8 noktası, 9 noktası aynı kütlesel debiye sahip olacak. Soru içinde de diyor. Bu 10 kilogramın %80 çarpı %80'ine eşit olacakmış 6.4'e. İşte ondan arkadaşlar 3.6'yı çıkarırsan zaten 6.4 çıkıyor. Ben referansımı 10 kilogram bölü saniye alarak yanına oranları
eklemişim. 1 noktası ile 11 noktasının bak bu hani bu kazan girişi ve çıkışı kütlesel debiler zaten aynı olacak, tamam. Yani şu kısmı bir inceleyin. Soru içinde verilen bilgiler çerçevesinde, yüzde bilgileri çerçevesinde her noktanın kütlesel debisini tespit etmemiz gerekiyor. Bu tespitlerden sonra bu eşitlik içine yerleştireceğiz tabii ki bu değerleri. Burada sadece H11 bilinmiyor. Şuradaki çıkış özgür entalpisi bilinmiyor. Onun için kütlesel debileri mutlaka halletmemiz gerekiyor ki zor değil. Soru içinde bu %20'ler, %80'ler verilmiş. Ona göre halledeceğiz. Evet, H11'i ben 415.9 kilojoule per kilogram bulmuşum. Özgül entalpi 11 noktası için. Arkadaşlar soruyu çözüyoruz birlikte. Bu ders bittikten sonra kesinlikle bir kere daha sizin incelemeniz ve çözmeniz gerekiyor. Her noktayı sanırım hallettik. Sorunun A şıkkını hallettik. B şıkkında türbin için türbinden çıkan güç hesabı bize soruluyor. Hemen termodinamiğin birinci yasası gereği bir türbine bakalım. Türbinden bir V çıkan var ama bu V net değil. Sadece türbinden çıkan. Türbine 3 noktasından giriş, 5 ve 6 noktasından çıkışlar var. Buna göre sınırı delen enerjiler kapsamında değerlendirmemizi yapacağız. E giren eksi E çıkan eşittir 0. Giren bakayım sadece 3 noktası. Diğerleri çıkanlar. Tamam. Bakın başına S koymuşum. Yani türbin, izentropik türbin için önce yazmışız. İzentropik türbin için V çıkan. Şu aşağıdakileri arkadaşlar değerlendirirsen artı eksi ona göre koyacağım. M3, E3, eksi M5, H5. Tabii H5 burada S cinsinden olacak. Önce izantropik olarak değerlendiriyoruz. M6, H6 yazarsan tabii bu kütlesel debi. H6'yı da S cinsinden değerlendireceğiz. H6S ile H5S'yi biraz önce sayısal olarak bulduk. Önce izantropik olarak V çıkanı bulalım. Burada M3 kütlesel debisi bize lazım olacak demişiz. O soruda var zaten 10 kilogramın %80'ine eşitmiş. Tamam, 8 kilogram bölü saniye. Yani her noktanın kütlesel debisini verilen bilgiler çerçevesinde sayısal olarak bulabiliriz. 5 ile 6'yı biraz önce yukarıda halletmişiz. 3'ü de ben buraya yazmışım. Tamam. Sayısal değerleri koy, artı eksiye dikkat et. V çıkan izantropik için yaklaşık 8517 kilovatmış. Hani virgülden sonraki değeri yazmamışım. Tamam. 8517 kilovat olarak izantropik türbinden çıkan güç değeri. Arkadaşlar izantropik net güce bakalım. Sonuçta V çıkan var elimizde ama biz bunun tamamını kullanamıyoruz. Bir kısmı V giren 1'e ve V giren 2'ye yani pompalara gidiyor. O zaman pompaları buradan çıkaracağız. Tabii ki izantropik olarak bakarsak 8517 kW bulmuştuk V çıkanı izantropik olarak. V giren 1 ile V giren 2'yi arkadaşlar sorunun içinde hallettik zaten şuradaki sayısal değerleri. Evet, yani ben hani kilojoule kilogram biriminde halletmişiz. Burada watt biriminde tamam. O zaman kütlesel debilerle çarpacağız. Dikkat, V giren 1'in kütlesel debisi buysa V giren 2'nin debisi buymuş. Biz kilojoule kilogram olarak bulduğumuz için sonuçları burada kütlesel debiyle çarpıp sonucu kilovata çevirmişiz. Çünkü şurası kilovat. Tamam. 8473.48 kilovat. 8500'den 8473'e inmişiz. Tamam. Bir miktar pompalar güç kullanıyor. Bu net izantropik. Tamam. Arkadaşlar izantropik verim türbin için verilmiş. Türbinde şurada şekil var bak. Bir giriş, iki çıkış var. 3'ten 5'e izantropik gidiyor. 3'ten 6'ya izantropik gidiyor. Aynı izantropik verimle gidecek. Onun için bizim izantropik verim eşitliğimiz neydi? 3'ten çalışırsak H3-H5/H5S. Bu H5 gerçek değer dersek burası izantropik değer. 3'ten 6'ya gidersek H3-H6, H3-H6S. Bu ikisi de %80'e eşit. Burada sayısal değerler elimizde olduğu için ben tekrar yazmadım. Buradan H5 gerçek değerini, H6 gerçek değerini çekersek
Bu H5 yaklaşık 3056, H6'da 2755 kilojoule/kilogram çıkıyor. Arkadaşlar, şuradaki izantropik değerler yerine, yani izantropikten ayrılsın diye gerçek dediğimiz, tam da gerçek değil ama neyse, gerçek dediğimiz değerleri yerleştirirseniz şu iki değeri, o zaman V çıkan 6814, V net de 6764 çıkıyor. Daha da azalıyor bak. İzantropik zaten ideal bir durum. Gerçekte değerler bu. Gerçeğe daha yakın değerler diyelim bunlar. Bu kısmı da biliyorsunuz, bu şekilde halledebiliriz. Sonra da bizden V çıkan ve V net isteniyor. Yani ikisini de bulmuş olduk. Kazana giriş de arkadaşlar ben burada bulmuşum. O da kolay. Sonuçta kazanın giriş çıkış entalpileri elimizde varsa, watt biriminde de sonuç isteniyorsa bir noktasının kütlesel debisiyle çarpacağız. Hepsinin sayısal değeri elimizde var. Yaklaşık olarak 32.511 kilowatt. Bak, kazana 32.511 kilowatt giriyor. Bunlar arkadaşlar sanayide de böyle bak. 32.511 giriyor. Ancak 6.764 kilowatt güç elde ediyoruz. Yani bunlar gerçeğe yakın değerler, aşağı yukarı sanayide de değerler böyle oluyor. Gelelim proses ısıtıcıya. Ben hep proses ısısı yazmışım, önemli değil. Arkadaşlar onu da E-gelen eksi E-çıkan eşittir sıfır çerçevesinde değerlendirirsek, proses ısıtıcıda iki giriş var. Akışkan olarak bir çıkış var ama bir de ısı çıkışı var. Bu sefer bu aşağıda kalanlar cinsinden eşitliğimizi değerlendireceğiz. Bakalım M4, M5, M7 var. Hepsinin sayısal değerini elde ettik ama ben buraya yine M4 eşittir M2 2 kilogram bölü saniye yazmışım. Şekil üzerinden incelersiniz. Entalpiler gerçek entalpiler olacak. Buraya yerleştir. Kütlesel debileri de yerleştir. Proses ısısında soru bizden soruyor. O da 10.047 kW. Yine bakayım. 32.511 veriyoruz. Tamam, 10.047 kW'ı proses ısısı olarak elde ediyoruz. Bu ısıdan sanayide yararlanılacak sonuçta. Sorunun bir tanesi de buydu. QP'yi, proses ısıtıcının gücünü hesaplamış olduk. Yoğuşturucu da kolay. Giriş çıkış özgül entalpileri farkı çarpı yoğuşturucunun kütlesel debisi. O da 13.993 kW olarak elde edilmiş. Tamam. Bu sayısal değerler dursun, yararlanacağız. Şuradaki Q giren önemli. Şimdi kazandaki entropi üretimi sorulmuş. Orada kullanacağız. Arkadaşlar entropi üretimi çerçevesinde entropi dengesi eşitliğini yazacağız. Sg eksi Sc, yani giren ve çıkan, artı S üretim eşittir delta S sistem. Üzerine nokta koyarsak watt biriminde çalışıyoruz. Sürekli akış var kazanda. Burası sıfır. Giren entropiler M11 S11 demişiz. Sonuçta bir kazanın kütle girişi var. Bu kütle girişinin entropisi bu şekilde değerlendirilecek tabii ki. Kazana ısı girişi var. Zaten şu Q giren olmazsa sistem çalışmaz. Entropi kapsamında S giren, Q giren bölü TK. Bu TK hakkında biraz sonra konuşacağız. Bu kazana giren ısının, ısı kaynağının sıcaklığı. Bunun hakkında konuşacağız. Burası önemli. S çıkan kazandan bir noktasında çıkış var. Kütleyle çıkış var. M kütlesel debisi 1 çarpı S1. Q eşitliği derler, toparlarsak S üretim M1 S1 eksi M11 S11 eksi Q giren bölü TK oluyor. Arkadaşlar bu M1 ile M11 kazan giriş çıkışı eşit olduğu için burayı M1 almışım ben direkt. O zaman S1 eksi S11 başında M1 kütlesel debisi eksi Q giren bölü TK. Evet, M1 M11 buraya yazmışız. TK önemli arkadaşlar. Bu giren ısıya ait ısı kaynağının sıcaklığı. Bakıyor soruda, ısı kaynağı sıcaklığı verilmemiş. Giren ısıda T çevreyi kesinlikle kullanamayız. Hani çok zor durumda kalmadıkça.
Neden? Bak, biraz açıklamaya çalışayım. Bazı sistemlerde hani TK'yı T çevre olarak alabiliyoruz. Çünkü o sistemin sıcaklığıyla çevre sıcaklığı arasında çok büyük bir sıcaklık farkı olmadığını düşündüğümüzde, ama bu kazanın içi 600 derece santigrat olarak verilmiş bize. O zaman kaynak sıcaklığı da verilmediğine göre biz TK'yı 600 almamız gerekiyor. Yaklaşım, bak buradaki yaklaşım, yani burada hep mühendislik yaklaşımı yapıyoruz. TK kaynak sıcaklığı 600 derece santigrat ise S üretim nedir, ona bakıyoruz. Bir daha son kez söyleyelim. Giren ısıda T çevreyi pek almak istemeyiz. Ama kazan örneğinde mesela, kazanın iç sıcaklığı çevre sıcaklığından çok yüksek. Kesinlikle olmaz. O zaman bize kaynak sıcaklığı da verilmemişse kazanın sıcaklığını alabilirsin TK olarak. Onu da kelvine çevireceğiz. Ama bazı sistemler vardır. Örneğin yoğuşturucu diyelim. Yoğuşturucu ısı girişi olmaz ya. Neyse, bir herhangi bir ısı girişi olan elemanı ele aldığımızda bu sistem sıcaklığıyla çevre sıcaklığı arasında çok büyük fark olmadığını düşünüyorsak ve elimizde hiçbir sıcaklık değeri yoksa T çevre olarak alabiliriz TK'yı. Burası önemli. Kazanda bunu alacağız. Anlatmaya çalıştığımı sanırım anladınız. Bu çerçevede elimizde şurası var ve bütün sayısal değerler elimizde var. Q gerini zaten hemen şurada halletmiştik. 32.511 kW. TK'yı da hallettik, 870.15 Kelvin. Değerlerin sayısal değerleri var. Üretilen entropi 22.52 kW bölü Kelvin. Bu sistem, tabii bu sistem dediğimiz kazan yani. Biz çevrimi değil, kazanı ele aldık sadece. Bu kazan sistemi diyelim. 22.52 kW bölü Kelvin'lik bir entropi üretiyor. Entropi dengesi eşitliği yanında arkadaşlar, egzerji dengesi eşitliğini de kullanalım. X yıkımı bulalım veya X yok olanı bulalım. Şurası yine sıfır sürekli akışta. Egzerji girişi kütle ile 11 noktası var, tamam, onu buraya dahil ettik. Isı girişi var, tamam. Egzercide böyle yazılıyor ısı girişleri. Hani 1-T0 TK çarpımı olacak. Çıkış, kütle ile ilgili bir çıkış var. O zaman kütlesel debisi 1, x kütle 1 olarak yazabiliriz. X yıkımı tek başına bırakırsak, watt biriminde tek başına bırakırsak, bunun karşılığı kütlesel debi çarpı xk 11. Kütlesel debi 11. Kütlesel debi 1 çarpı xk 1. Bakayım, arada eksi işareti olacak. Evet, şuradan bir eksi işareti geliyor. Artı eksilere hep dikkat edeceğiz. Artı x giren 1 eksi t0 bölü tk. Şu kütlesel debiler eşit olduğu için arkadaşlar, hemen biz bunu m1 xk 11 eksi xk 1 olarak yazabiliriz. Şu kütle ile ilgili kısmı hatırlatalım şurada. X kütle neydi? H eksi s0 eksi t0 s eksi s0'a eşitti. Egzerji kavramı altında. Tabi burada kinetik ve potansiyel enerjiler var artı olarak. Onları ihmal edersek elimizde burası kalıyordu. Kilojoule ve kilogram biriminde. Şu sıfırlar tabii ki ölü hal noktalarını gösteriyordu. Ama biz xk 11 eksi xk 1'i alırsak, tabii ki bu eşitliği H 11 eksi H1 eksi T0 S 11 eksi S1 olarak kilojoule ve kilogram biriminde yazıp buraya yerleştirebiliriz. Arkadaşlar H 11 H1 özgül entropilerin değerleri elimizde var. S 11 S1 özgül entropi değerleri elimizde var. T0 verilmezse bu dersin, yani egzerji dersinin ilk başında dedik ki biz, T0 verilmezse 25 derece santigrat al. T0'ı 25 derece santigrat alırsak 298.15 Kelvin olarak ölü hal sıcaklığını alabiliriz. Şurayı da boş bırakmayacağız tabii ki. Q giren de T0 bölü TK var. TK'yı biraz önce çalıştık. T0'ı da şimdi çalıştık, tamam. Q giren de elimizde var. O zaman X yıkımı biz 6709 kW buluyoruz. Bu X yok olan, yani biz kazan için yaptık bunu, tamam, 1 ile 11 noktaları. Burada 6709 kW'ı kullanamıyoruz. Yani bu bir şekilde bizim kullanamadığımız güç olarak karşımıza çıkıyor. Evet, soruların şıklarını bu şekilde değerlendirdik.
Gelelim işin verim kısımlarına. Biraz önce konuştuk arkadaşlar, enerji verimi ve termodinamiğin birinci yasası verimi olarak V net artı Q proses ısı bölü Q gireni alabiliriz demiştik. Önce ben izantropik olarak verimi hesaplamışım. İzantropik verimi hesaplarsan buraya V net S gelecek tabii ki. Çünkü türbinde bir izantropik durum var. Onun sayısal değeri var. QP'nin sayısal değeri var. Q girenin sayısal değeri var. Ben bunu yaklaşık %50'de bulmuşum. Yani birinci yasa verimi, enerji verimi %57. Yani %57 işte gerçek sistemler %45 ile 60 arasında çalışıyor. Kojenerasyon sistemlerinde. Burası 65 de olabiliyor bazen. Neyse, gerçek sistemleri incelediğinizde görürsünüz. Biz burada izantropik olarak verimi elde ettik. Aşağıda gerçek verim var. Tabii ki V net S yerine V net gelecek. Yani gerçeğe döndüğümüzde tabii izantropikten daha düşük olacak da. Hani kojenerasyon sistemler dediğimiz gibi %40 ile %60 arası çalışabiliyor. Bizim bu problem %52'de gerçek olarak çalışıyormuş. Bu da tabii, buna gerçek diyoruz da hani bir sürü şeyi de ihmal ettik. Ekserji verimlerini arkadaşlar tablolar kitabı sınavda serbest olduğu için onu içine ekleyin. Bu bilgi orada yok. Bu ekserji verimini de sorarız. O da zor bir şey değil. Yukarıdaki verime benziyor. Buradaki V net yerine yine V net gelecek. Çünkü egzercide iş egzerciye eşit. Ama ısıda karşılığı proses ısısı için 1 eksi T0 bölü TK. Tamam. Q giren için yine 1 eksi T0 bölü TK olarak yer alacak. Arkadaşlar TK'yı, yani kaynak sıcaklığını hepsinde eşit alabiliriz. Yani bunlar hep bizim yaklaşımımıza bağlı. Şöyle bir düşüneyim, evet. Aynı T0 ile TK'yı yukarıda ne aldıysak aynısını alacağız. Bu çerçevede bu oradan hesapladığımızda %45 çıkıyor egzersizlik ikinci yasa verimi. %52 burası, burası %45. Yani bu %45'i nasıl yorumluyorduk? Bu gerçek birinci yasa verimini bulduk. Biz bu sistemin maksimum birinci yasa verimini de bulabiliriz. İşte bu gerçeği maksimum oranı %45 şey yakın bir değer çıkıyor. Egzersizlik verimi de öyle değerlendirebiliriz. Bugün buharlı güç çevrimlerini ele alıyoruz arkadaşlar. Bu çerçevede bir kojenerasyona bakalım dedik. Rankine çevrimi bizim buharlı güç çevrimleri için önemli bir çevrim. Daha önce gaz akışkanlığı çevrimleri gördük. Bugün buharlı güç çevrimlerine devam ettik. Benim anlatacağım konular burada bitiyor. Ek bilgiler yine EG ders içinde var. Bütün o bilgilerden sorumlu olacaksınız. Ama ben işin en önemli noktalarını anlatıyorum. Zaten anlattığım kısımları öğrenirseniz diğerlerinde zorluk çekmezsiniz. Soru yoksa yoklama alarak dersi bitireceğiz. Evet, soru yoksa arkadaşlar şu andan itibaren numarasını yazıp dersten çıkabilirsiniz, soru yoksa.